Merhabalar sevgili dostlar, iyi akşamlar hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim Allah'a şükür. İyi olmaya çalışıyorum. Şimdi işten geldim apar topar. Yemeğim yok. Ne yapsam düşündüm. Hemen buraya biraz pilav koydum, pilav attım. Sonra aklıma geldi, pilavın yanına ne gider? Benim buzluğumda kokoreçim vardı arkadaşlar. Unuttum onu orada. Bir kez yapmıştım, göstermiştim sizlere. Şimdi tekrar kokoreç yapmak istiyorum pilavımın yanına. Şuradaki tencerede dün akşamdan çorbam vardı, misafirim vardı, misafirime yaptığım çorbadan kalmıştı o biraz. Şimdi biraz doğrayayım bakayım kokoreçten. Çok buzlu, doğranmıyor. Biraz açılması mı lazımdı bunun acaba? Şöyle deneyeyim bakayım. Bu bıçak biraz daha iyi oldu ama yok, çok buzlu. Aşırı buzlu. Biraz daha beklemesi lazım galiba. Ay. Yine bununla deneyeceğim. Yok. Olmuyor. Yapamadım. Çok buzlu. Aşırı buzlu. Şu tahtamı değiştireceğim. Bir dakika. Şu tahta daha şey, onu da deneyeceğim. Bakayım. Nasıl olacak? Siz beni göremiyorsunuz galiba. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, büyük çabalar sonucunda ancak bu kadar kesebildim. Fazla da zamanım yok. O yüzden olduğu kadar yapacağım. Pilav üstü yaparız. Az, azdan az. Yani olduğu kadar. Şimdi onun içine koymak için şu soğanın yarısını doğrayacağım. Çok fazla yok zaten. O yüzden tamamını doğramama gerek yok. Soğan yeter diye düşünüyorum. Alayım. İçine şimdi şurada acı biberim var. Acı biberimden doğrayacağım. Biraz acı olmasını istiyorum. 3 tane yeter. Sonra şurada közlenmiş şeyim var. Kapya biberim var. Buzluktaydı. Ben bunu yoğurtlamak için çıkarmıştım. Ondan bir parça içine koyacağım ama şurada biraz küçültmek istiyorum onları. Közlenmiş kapya biber koyacağım. Lezzetini artırsın. Domates koymayacağım. Baharatlarla tatlandırıp şöyle kalsın bu. Başladı arkadaşlar. Ben seviyorum böyle şeyleri. Sakatatları seviyoruz biz. Çok seviyoruz. Ciğeri çok severek yemiyorum sadece. Diğer bütün sakatatları severek yiyoruz.
Tuz. Kendi yağıyla. Acaba biraz tereyağı bıraksam mı içine? Bilemedim. Kendi çok yağlı aslında ama yine de bir parça tereyağı getireyim ben ona. Şimdi içine kapyayı da ekleyeyim. Lezzetlendirsin o kapya. Zaten lezzetli bir şey ama renklendirsin ve lezzetlendirsin. Biraz daha doğrayabilseydim çok iyi olacaktı ama doğrayamadım ki soğuktan. Ellerim çok üşüdü. Ayransız olur mu? Bence olmaz. Bir parça tuzlu ayran yanına. Oldu kokoreçinde. Evet. Ev yoğurdu. Ev yoğurdundan da ayran yaptık mı? Yanına. Şöyle ben yarısını alacağım bunun. Yarısını da işime bırakacağım. Yanına da bir bardak ayran. Harika bir akşam yemeği menüsü oldu arkadaşlar. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.